Evet selamlar. Bu bölümde oyuncuların yakından tanıdığı markanın yeni bir canavar var masamda. Canavar deyince zaten bu laptopun bir Monster Notebook olduğunu anlamak çok da zor olması gerek. Oyun bilgisayarı dendiğinde e, akta gelen ilk marka olan Monster bugüne kadar özellikle çok sayıda öğrenciyi mutlu etti ve bunu özellikle fiyat performans modelleri sunarak yaptı. Üst seviye performans üreten güçlü bilgisayarları rakiplerine nazaran daha uygun fiyattan sağlayan Monster Notebook satış sonrası desteğiyle de kullanıcılarından bugüne kadar tam not almayı başardı. Ancak sadece oyun oynamayı seven öğrencilerden değil. Bunun yanında profesyonel gamer'lar, mimarlar, mühendisler, tasarımcılar ve pek tabii ki günlük kullanımda taş gibi bir bilgisayar kullanmak isteyenlerden e de aynı şekilde. Bugün yakından bakacağımız bu model Monster Notebook'un en yeni dizüstü bilgisayarlarından biri. Monster Abra A5 versiyon 19.3. Şimdi bu notebook gerçekten de üst seviye özellikle sahip bir model ve yine benzer donanım bileşenlerine sahip rakiplere nazaran uygun fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Önemli özellikleri var. Nvidia GeForce RTX 3050 Ti ekran kartı 15.6 inç büyüklüğünde 144 Hz tazirim hızına sahip ekranı. Intel'in 12. nesil işlemci ailesinden tam 14 çekirdekli Core i7 12700H işlemcisi ve daha fazlası. Her zaman gibi hepsinden yine bahsedeceğim. Ancak önce ekran karttan başlamak gerekiyor çünkü bu kart önemli yetenekleri bir arada sunuyor. Sonrasında zaten testlerle incelemeye devam edeceğiz. Monster Abra A5 versiyon 19.3'te Nvidia GeForce RTX 3050 Ti Max Performans ekran kartı yer alıyor. 4 GB gddr 6 belleklerden güç sağlayan bu ekran kartı 128 bit bellek arayüzü genişliğine sahip. Nvidia'nın amper mimarisine eser olan bu ekran kartı özellikle oyunlarda üst seviye performans beklentisi içinde olanların arayacağı bir model olurken sadece bununla da sınırlı değil. Bu kartın pek çok alanda avantajı var. Onlara da geleceğim. E, ancak öncelikle ana konumuz olan oyun üzerine avantajlardan bahsederek başlayalım. Nvidia'nın yeni RTX ekran kartları içerisinde yer alan Ray Tracing çekirdekleri sayesinde rakipsiz bir ışın izleme performansı sunuyor. Oyunlarda fotorealistik grafikler için en önemli öğeler olan ışık, global aydınlatma, ışık saçan dokular ve gölge, yansıma ve çevresel perdeleme gibi ışın hareketleri sonucu ortaya çıkan efektler gerçeğe çok daha yakın bir şekilde oyun dünyası içerisinde oluşturulan sanal ışınlar izlenilerek hesaplanıyor. Yani ışık ve ışık kaynaklı efektler simüle edilmiş oluyor ve ortaya standart metotlara kıyasla çok daha gerçekçi gölgeler, çok daha gerçekçi yansımalar, çok daha gerçekçi bir aydınlatma, kısacası çok daha gerçekçi grafikler ve bir dünya çıkıyor. Yani daha önce oynadığınız oyunları bu RTX e ekran kartının ışın izleme tekniği sayesinde çok daha gerçekçi bir şekilde oynayabiliyorsunuz ve RTX ekran kartlarının bir diğer avantajı da DLSS oluyor. GeForce RTX ekran kartları içerisinde yer alan tensör çekirdekleri sayesinde oyun performansını artıran DLSS hayata geçiyor. DLSS Nvidia'nın geliştirmiş olduğu bir yapay zeka algoritması. Kısaca Nvidia RTX ekran kartları üzerinde yer alan tensör çekirdekleri sayesinde oyun daha düşük bir çözünürlükte hesaplanıp ekran çözünürlüğüne yükseltiliyor. Örnek olarak 4K çözünürlükteki bir monitörde oyun oynarsanız DLSS'i performans modunda etkinleştirdiğinizde oyun motoru oyun hesaplamalarını sanki çözünürlü 1080p olarak seçmişsiniz gibi yapıyor ama DLSS aradaki eksik pikselleri yapay zeka algoritması ile hesaplayıp e, sizin oyunu yine yine de 4K'da e, görmenizi sağlıyor. Bu sayede kimi zaman FPS değeri olarak iki kata kadar bir performans artışı yakalamış oluyorsunuz. Bu gerçekten de Şahane bir yöntem. Tüm bunların yanı sıra RTX ekran kartları içerisinde yer alan tensör çekirdekleri sayesinde yapay zeka işlemlerini de hızlandırabiliyor. Bu sayede öğrenciler uzaktan eğitim veya grup çalışmaları için sanal ortamda toplantı gibi aktiviteler için yapay zeka destekli gürültü giderme ve yapay arka plan gibi özelliklere sahip Nvidia Broadcast'ten faydalanabiliyorlar. Ayrıca öğrenciler yapay zeka destekli uygulamalar ve GPU hızlandırması sayesinde okul işlerini çok daha hızlı bir şekilde bitirebilirler. Tabii ki bunlardan oyunlarda da fevkalde fayda sağlanabiliyor. Özellikle sanal arka plan oluşturma, otomatik çerçeveleme ve e, mikrofondaki parazitleri e, önleme tekniği oyun oynarken yayın yapanların e, elini fazlasıyla zenginleştiren, kolaylaştıran işler. Evet buraya kadar tamamsak şimdi Master Abra A5 Versiyon 19.3'ün diğer önemli sistem özelliklerinden bahsedelim ve akabinde de artık testlere geçelim. Monster Hub 5 versiyon 19.3'te Intel'in 12. nesil Alder Lake işlemci ailesinden Core i7-12700H işlemci kullanılıyor. 14 fiziksel çekirdek ve 20 izlek içeren bu işlemci verimlilik odaklı ve performans odaklı çekirdekleriyle yüksek frekans değerleri sağlıyor. İşlemcinin verimlilik çekirdekleri çalıştığında 3.50 GHz frekansa erişilebilirken yük altında devreye giren Performans odaklı çekirdekler 4.7 GHz bandına ulaşabiliyor. 10 nanometre Superfin fabrikasyon sürecinin eseri olan bu işlem sayesinde Monster Arbor A5 versiyon 19.3 sadece bir oyun bilgisayarı olmakta kalmıyor. Aynı zamanda bir notebook'tan yüksek performans bekleyen profesyonellere de hitap ediyor. Kaldı ki bizim videolarımızı düzenlediğimiz montaj hattımızda da kullandığımız dizüstü bilgisayar da bir Monster. O anlamda yüksek performans beklentisini karşılıyor. Bizim karşılıyor. Sizin de karşılayacaktır kanaatindeyim. Monster Hub 5 versiyon 19.3'te 8 GB DDR4 e, bellek kullanılmış 3200 MHz frekansta çalışan bu RAM kapasitesini evete satın alırken satın alım aşamasını arttırabiliyorsunuz. E, ekranda görüyorsunuz zaten size şu an. Monster Notebook'un e, ürün sayfasından pek çok konfigürasyon öğesini satın alım aşamasını değiştirmeniz mümkün. Yine bu modelde depolama birimi olarak da 500 GB kapasitesinde M.2 SSD kullanılmış. Bu diskin de performansı bir hayli yüksek durumda. Yaptığım Crystal Disk Mark testinde e, 2480 MB saniye sıralı okuma, 1960 MB saniye sıralı yazma performansı gösteren e, laptop. Bununla beraber gerçekten e, özellikle dosya kopyalama noktasında veya oyun açarken, yüklü bir oyun açarken sizin elinizi veya aynı zamanda e, uygulamalarda da elinizi bir hayli kolaylaştıracak diye düşünüyorum. Laptopun ekranında başta söylediğim gibi 15.6 inç boyutunda tekrar o Full HD çözünürlük üretiyor bu bir ekran. Detaylarından bahsetmek lazım çünkü 144 Hz e, tazelim hızı sağlıyor. Bunun anlamı notebook'ta bulunan RTX 3050 Ti ekran kartı e, kartının oyunlarda üreteceği FPS değeri bu ekranla ekranla senkronize olabiliyor ve bu sayede oyunlarda kara atlamaları görmüyorsunuz. Oyun içinde ekran yırtılmalarıyla karşılaşmıyorsunuz. Gayet akıcı bir oyun deneyimi elde edilebiliyor. Oyun tarafında Monster Abra A5 versiyon 19.3'ün eli bir hayli fazlasıyla geniş. Çünkü ekran kartı olarak RTX 3050 Ti, işlemci olarak da Core i7-12100H işlemci olunca bu notebookta oynayamayacağınız oyun zaten yok. Zaten Monster Notebook'un sloganı da bu yönde biliyorsunuz. Oynayamadığınız oyun olursa paranız yer diyor marka. bu laptopta Elimde olduğu süre boyunca pek çok e, oyunda değerlendirme şansı buldum. Bunlar arasında özellikle RTX ve DLSS performansı öne çıkan oyunlardan Minecraft, Spider-Man Remastered, Valorant ve Apex Legends gibi e, oyunlarda zaman geçirdim. Ve sonuçlar pek tabii ki fazlasıyla etkileyiciydi. Peki laptopun sentrik testlerdeki başarısı nasıl? Burada pek çok e, noktada ölçümledim. PC Mark 10'da Essentials adımında 9.856 puan toplayan no notebook Productivity testinde de tam 9839 puan toplamayı başardı. İşlemci özelinde kullandığım diğer bir test olan Cinebench R23'e geldiğimizde burada da tek çekirdek skoruyla 1797 puan, çoklu çekirdek performansıyla ise 13803 puan kazanıyor, kazandığını gördüm leptom. Böylece işlemci ne kadar başarılı olduğunu kanıtlıyor. 3D testine geldiğimizde burada da Time Spy testinden 6902 puan toplayan Abra A5 versiyon 9.3 Firestruck testinde ise 14764 puan ve Nitrate testinden de 46.591 puan toplamayı başardı. Bu arada laptop fazlasıyla serin çalışıyor. Bunun için bilgisayarın sağ ve sol yanında olduğu gibi arka tarafında da havalandırma mazgalları var. Böylece dört yandan hava çıkışı sağlanabiliyor. Bu sayede sıcak hava hızlıca dışarıya atılıyor ve iç yüzeyi iveri şekilde serinletilebiliyor. Kontrol center uygulaması var. Buradan zaten bunların hepsini kontrol edebiliyorsunuz fanları. Çalışma modlarını değiştirebiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Eğer işlem gücü düşük uygulamalar çalıştıracaksınız laptopta, notebook ofis modunda eğer yük altında, yük altına sokacaksınız, bu defa da turbo moduna çalıştırmanızı öneririm. Böylece çalışma şeklinize uygun performans elde edebilirsiniz. Laptop'un diğer detaylarına baktığımızda yine her Monster Notebook'ta karşılaştığımız gibi ideal bölümlerin yer aldığını görüyoruz. Bu modelde RGB tek bölge aydınlatmalı geniş bir klavye kullanılmış. Ekran üzerinde geniş bir alanda yine HD kamera bulunuyor. Arka kapakta Monster logosu ışıklandırmalı yapıda karşımıza çıkıyor. Ve pek tabii ki geniş bağlantı seçenekleri de laptopta yer alıyor. Sound Blaster, Cinema 6 Plus destekli hoparlörler de unutulmamış. Bu laptopta 2 adet USB 3.1 Gen 1 portu, 1 adet USB 3.1 Gen 2 portu ve 1 adet de USB 3.1 Gen 2 tip c portu bulunuyor. Ayrıca HDMI 2.1 HDMI görüntü aktarım noktası ve Gigabit Ethernet portu da unutulmamış. Kablosuz bağlantı desteği 802. 11 AX yani Wi-Fi 6 desteği bulunuyor ve Bluetooth 5.2 de yine bu laptopta yer alıyor. Evet sonuç olarak değerlendirdiğimizde Monster Abra A5 versiyon 9.3'ün genel hatlarıyla fazlasıyla başarılı bir notebook olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Zaten siz de gördünüz. Sahip olduğum e, donanım bileşenleri ışığında ortaya gerçekten de şahane sonuçlar çıkartıyor. Gerek oyun tarafında tercih edilebilir, gerek profesyonel kullanımlar için e, satın alınabilir. Güçlü bir model. Bu arada her monster notebook modeli gibi bu cihazın da yanında monster sırt çantası ücretsiz hediye olarak sunuluyor. Ayrıca ömür boyu ücretsiz bakım garantisi de var. Yine satın almadan almadan önce dijital mağaza üzerinden müşteri temsilcisiyle online olarak iletişime geçebilir ve cihaz olarak cihaz hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. Eğer değerlendirmek isterseniz videonun açıklama kısmında zaten ürünün bu linkinde, bu laptopun linkinde bırakıyorum. Diyelim ve bu bölümde böylece noktaları. Evet buraya kadar izlediğiniz çok teşekkürler. Sorularınız varsa her zaman olduğu gibi yine yorumlarda sizleri bekliyorum. Ben Ercan Ulu. bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.